gökyüzü üzerinden tabii ki kendimizi sorgulamaya, kendimizi aramaya başlıyoruz ya, resim süreci zaten bu. Evet. Oradan genç sanatçı şu anda yeni tekniklere çok vakıf. Sanatı üreten kişilerin hem kendilerinin ruhlarının olduğu hem de resimlerin veya objelerin olduğu bir yer. Kendinizi resimde bulma süreci aslında bu. Yani resim serüvenimiz bu. Ben öyle görüyorum. Şimdi objelerin yansımasından ziyade tabii o anıların ruhunun yansıması demek lazım. Ben yaşanmışlıklara çok önem veriyorum. Merhaba sevgili seyirciler, Beyaz Tuval'e hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konukla karşınızdayız. Konuğumuz ressam Ahmet Özel, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok mutluyuz sizi konuk etmekten dolayı. Önce sizi kısaca bir tanımak istiyoruz. Kafkas kökenli bir ailenin çocuğusunuz, Çanakkale'de doğmuşsunuz. İşte bugünlere uzanan bir süreç var. Kısaca bahseder misiniz kendinizden? Bir de Kabataş Lisesi mezunusunuz, evet, değil mi? Evet, yani mesela evet. Resme ilgi nasıl başladı? Oradan tabii. Mı? Ailede mi var? Yok, biraz karışık. Karışık evet, mı? Onları, dinleyelim o tabii zaman. Tabii ki. Şöyle, ben Çanakkale'nin Biga kazasına bağlı Cihadiye Köyü doğumluyum. Bizim atalarımız 93 Harbi'nde Kafkasya'dan göç etmişler. Tabii ki travmatik bir göç bu. Yani bir sadece bir kararlı olan bir şey değil. Savaş sonucunda oluşmuş bir göçtü. Ve yıllar yılı kapalı kaldılar. Aslında köylerinde kapalı kaldılar. Bir ölçüde de yabancılıkları hep devam etti uzun yıllar. Ve benim doğumumdan sonra diyelim, 1960 yılı doğumluyum ben. Yavaş yavaş köyden şehre göçler vardı biliyorsunuz ve onun üzerinden yeni bir şehre adaptasyon, yeni dünyaya adaptasyon dediğimiz bir dönemi yaşadık. İşte bu dönemde ben kendimi tabii ki resimle ilgili olduğumu çevremdekiler görüyorlardı. O zaman Tarkan'ı biliyorsunuz, küçük çizgi filmler, onları ben kopya etmeye, onları üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve çevremdekiler bunu ay ne kadar güzel yeteneklisin şeklinde değerlendiriyorlardı ama bu sadece bir ilgi gibi görüldü. Hiçbir zaman bunun sonradan bir mesleğe evrileceği konusunda bizimkilerin hiçbir düşüncesi yoktu. Nitekim sonrasında da bu niyetlerimin ortaya çıktığı gündeme gelince de bir ölçüde de aslında engellemeyle de karşılaştım diyebilirim. Çünkü şartlar zordu, onlara da hak veriyorum. Meslek olarak görmek konusunda. Evet. Ama süreç içerisinde tabii ki çok idealim olan bir şeye dönüştü. Mesleğe dönüştü ve o şekilde artık böyle bir yol yürüdük ve buraya kadar geldik. Şimdi Kafkas kökenli oluşumuzun kattığı şey tabii ki ben olabildiğince aile ortamı içerisinde yakın temasla büyüdüm. Yani annem babam hep beraberdik ve onların ne kadar yerel, o kültüre dair bilgileri, etkileri var ise hepsini ben içimde topladım diye düşünüyorum. Çünkü bir ölçüde o dili de bilen birisi olarak o dilin kendi mitolojik derinliklerini masallarında duyan, çevresinde bunlarla ilgili konuşmaları duyan birisi idim ve onlar bir şekilde benim içimde yer etti. Öyle söyleyebilirim. Şimdi Kafkas kültürünü aldınız ve sonra güzel sanatlar için Mimar evet. Sinan'a geldiniz. Evet. Akademiyi bitirdiniz. Arkasından da sanata yeterlilik programınızı Marmara Üniversitesi'nde tamamladınız. Evet, evet. Şimdi o dönemdeki eğitim yıllarınızı düşündüğünüzde oradaki sanat eğitimi hakkında bir o günü bize anlatır mısınız? Orada sizde iz bırakan kimler vardı? Tabii, olumlu, tabii. Olumsuz. Ve mutlaka bu o dönemin bir resmini sizden tabii. Dinlemek isteriz. Şöyle dediğim gibi resmin meslek olarak seçeceğim noktasında ailemin böyle bir yaklaşımı yoktu. Çok da normaldi. Ama bir şekilde zorunlu olarak biz Anadolu yakasında Üsküdar'daydık. Anadolu yakasından Cihangir'e taşındık. Cihangir'e taşındığımız zaman Haydarpaşa Lisesi'nde birinci sınıfta okudum.
Sonra Kabataş Lisesi'ne geçiş yaptık. Tam bizim evimiz aslında Mimar Sinan Üniversitesi'nin, yani o zaman Devlet Güzel Sanatlar Akademisi üstünde yer alıyordu. Ben onu bütün panoramayla görüyordum ama onun okul olduğunu bilmiyordum. Bir dönem ben balığa merak saldım. Onun bahçesine gitmişim, balık tutmuşum, hiç bilgim yok. Sonra bir gün kapılar kapanıyor, oradan çıkamazsınız, diğer taraftan çıkarsınız diyorlar. Bir bakıyorum, bir sergiyle karşılaşıyorum. Burası neresi? Burası Devlet Güzel Sanatlar Akademisi. Yani Kabataş Lisesi'nin 3. sınıfına kadar ben Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, resimle ilgili bir okulun olduğunu bilmiyordum. Ondan sonra burası nedir diye sorduğum zaman, burası Devlet Güzel Sanatlar Akademisi dediler ve o zaman evet dedim, benim ben kapının bu tarafında kalmak istiyorum. Ben aydınlanma yaşadım. Benim yaptığım çalışmalar burada gerçekten olabilir dedim ve sınavlara da hiçbir hazırlık yapmadan girdim ve kazandık o şekilde. Öyle bir başladı ve benim için müthiş bir aydınlanmaydı. O dönem tabii ki hatırlarsınız, 76 döneminde giriş yaptım ben. Son derece karmaşık bir Türkiye içindeydik. Yani öğrenci olayları, siyasi olaylar. Fakat bunlara rağmen büyük bir bilgi açlığı vardı çevremizde. Kütüphanelere gidiyorduk. O zaman sinematekler vardı. Sinema Televizyon Enstitüsü yeni kurulmuştu. Oraya gidiyorduk. Ve o şeylerimizi, heyecanlarımızı hiç unutmuyorum. Ve oradan büyük bir şey aldık. Yani bir anda yeni bir dünyaya girişi bir anlamda yaşadım diye düşünüyorum. Ve akademideki tabii ki ilk temasımız temel sanat eğitimi. Temel sanat eğitiminde çok değerli hocalarımız vardı. Teoman Germaner bölüm başkanıydı o zaman. Nuri Temiz Soylu olsun, Erkal Hoca olsun, Özer Kabaş olsun. Bunlar çok önemli hocalarımızdı. Ve bütün mimarlık, resim, grafik, ne kadar bölüm var ise hepimiz bir aradaydık. 150 kişi belki bir arada eğitim görüyorduk. İnanılmaz bir koordinasyon. Sonra ayrılıyordu. Sonradan ikinci sınıftan itibaren ayrılıyordu. O dönemde benim edindiğim bilgiler, edindiğim arkadaşlıklar hala bugüne kadar benim için çok önemli Hangi oldu. Hangi atölyeden mezun oldun? Ben Devrim Erbil Atölyesi'nden mezunum. Şimdi şeyi de anlatmak isterim. O dönemde hala ben giriş yapmama rağmen ailem okulumun değiştirmesini istiyor ve ben bu karar arifesinde kaldım bir şekilde. Bir şey yapmam lazım dedim. Hakikaten ben bu mesleği yapacak mıyım, yapmayacak mıyım? Kendi kendime evet istiyorum ama gerçekten böyle bir yetenek olarak algılanıyor mu diye kendimle hesaplaşmaya başladım. Bir gün o zaman Özer Kabaş çok daha ön planda, Ali Teoman Germaner bölüm başkanı daha çok odasında. Özer Hoca'ya gittim, dedim hocam, dedim sizinle konuşmam gereken bir şey var dedim. Özer Hoca tabii dedi. Sonra randevuleştik ertesi gün. Dedik böyle böyle benim bir sorunum var. Bu mesleği sürdürüp sürdüremeyeceğim konusunda böyle aile arasında çok konuşmalarımız oluyor. Bu konuda fikir almak istiyorum dedim sizden. Özer Hoca şey dedi, bana dedi dosyalarını getir dedi, yaptığım şeyler varsa dedi. Ben de yani o mütevazi şartlarda, o yeniden şehre adapte olmaya çalışan bir ailenin şeyi olmama rağmen gene ben yaptıklarımı hep biriktiriyordum. Hala benim o çalışmalarım burada duruyor. Onları gerçekten bir dosya haline getirdim ve Özer Kabaş'a götürdüm. Şöyle bir çevirdi, baktı, Ahmet dedi hiç gerek yok dedi. Sen dedi ta ilkokul döneminden beri dedi çalışmalarını biriktirmişsin ve böyle bir dosya getirdin ya dedi. Sen dedi savaşa devam et dedi. Ölçü bu yani. Ölçü bu. Ve ondan sonra kendime güvenim geldi. Ailemle biraz daha gücünü buldum. Evet, ondan sonra kavgalarımı yaptım ve mesleğe kendimi adadım diyebilirim. Yani ondan sonra hep merkezimde kaldı. Özer Kabaş o anlamda benim için çok önemlidir. Yani orada bir hoca eğer sizi o şekilde yol açabiliyor kesebiliyor ve, da kendinize vermiş. Güveniniz geliyor. Ben o zaman 16 yaşındaydım. Ne kadar çok tehlikeli bir karar almak için çok tehlikeli bir yaş. Evet. Yani orada karşınızdaki hocanın
eline tutumu, kalmış durumdasınız aslında yani. Önünüzü de kesebilir yolda. Şey de diyebilir, yani bana şunu bir diyebilirdi. Gün, bir gün büyür başımıza iş olur. Ben yani şey Ahmet bilemiyorum. Yani tabii ki karışık, haklısın falan dediği zaman belki kafamız karışacaktı yani. Ama sen bu savaşa devam et dedi. Yani ne kadar önemli bir büyük şeydi. Büyük şans olmuş gerçekten. Peki şimdi okuldan sonra Roma ve Floransa'da sanat araştırmaları yaptığınız bir dönem var. Evet. Bir dönemi de dinlemek istiyoruz sizden. Orada neler gördünüz Türkiye'den farklı olarak? Eğitim açısından ne farklar vardı? Size neler kattı? Hangi donanımlarla döndünüz Türkiye'ye? Bu süreci de bir anlatırsanız. Şöyle biz tabii ki reprodüksiyon üzerinden resmi öğrenmeye çalışan bir kuşaktık o zaman. Yani orijinal işleri Resim Heykel Müzesi dahil. Neredeyse görmemiştik. Resim Heykel Müzesi'ne ben mezun olduktan sonra gittim. Bu kadar. Yani böyle şeyleri yapamıyorduk, yapmamıştık veya böyle bir eğitim sistemimiz yoktu. Ama hep böyle aklımda işte yurt dışında müzeler nedir, resimler nedir? Çünkü benim aklımda şu vardı. Bruegel'in körler resmi vardır belki bilirsiniz. Evet. O körler resminin kopyasını yapmıştım ve o yaptığım resimde bütün renk detayları o kadar karmaşıktı ki ben onu reprodüksiyonun kendi solukluğu üzerinden yorumlamaya çalışmıştım. Bu gerçek nedir acaba diye böyle her zaman onun orijinaliyle karşılaşma şeyimi ağırlıklı olarak ondan almıştım. Ve İtalya benim için çok önemli bir yerdi o anlamda onun olduğu bir şey. Resim Heykel Müzesi'ne girdim ve hemen ilk senede burs müracaatı yaptım. Ve o zaman restorasyon önemsenen bir şey olarak yeni başlamıştı. Ve İtalyan bursunu kazanarak Floransa'ya gittim. Ama öncesinde dil eğitimi açısından 3 ay Roma'da kaldım. Daha sonra da oradan da Floransa'ya geçtim. Hatta Perugia'ya gittim. Bir şekilde öyle dolaştık. Ve orada aslında bu yurt dışı bursları ne kadar özel bir şeymiş değil mi? Çok, o dönemde çok önemli. Kimlere ne yollar açmış? Evet, yani. Evet. Tabii. O zaman imkansız bir şeydi. Düşünün. Şimdi ben kendi doğduğum şeyleri anlatıyorum size mesela. Oradan İtalya'da Roma'da bulunmak, Floransa'da bulunmak rüya gibi müthiş bir şeydi. Ve gerçekten inanamadım. İlk böyle bastım, evet burası gerçekten İtalya mı diye. Genelde Floransa'ya ilk basışı oluyor değil mi? Gerçekten çünkü burası. Şöyle bir şey, biz de tabii ki hocalarımızdan bütün öğrendiğimiz bilgiler, ben Fransa'dayken, ben Roma'dayken, ben Almanya'dayken, bütün bilgi kaynaklarımız o, canlı kaynaklarımız o. Onun dışında başka türlü... Ulaşılmaz geliyor. Tabii ulaşılmaz bir şey ulaşmış olmanın getirdiği büyük bir heyecan yaşadım açıkçası. Roma'daki bütün, ben hala sakladığım bir haritam var. Lime lime olmuştur. Girmediğim sokak var mı? Girmediğim müze var mı? Girmediğim galeri var mı diye bütün hepsini gördüm ve hepsini kaydettim. Ne güzel. Sonra Floransa'ya da geçtiğimiz zaman, Floransa'da da aynı şeyi yaptı. Önce bir büyük bir açlıkla ofisinin bir anda hepsini gezmeye kalktım. Ya dedim, daha benim 6 ay var, ne yapıyorsun? Ve oda hepsinin gene kayıtları vardır. Leonardo ile ilk karşılaştığım mesela, Botticelli'nin o Venüs'ün doğuşuyla karşılaştığım, böyle gözlerim açık. Kendimi sanki başka birisi bakıyormuşçasına hala hatırlıyorum. Yani o kadar inanılmaz bir şeydi. Onları hepsini yaşamış olmak büyük bir şey tabii ki yani. Büyük bir zenginlik. Sonra o sürecin sonunda dönerken Napoli'ye de gittim ben. Napoli'ye gittim. Orada da bir arkadaşım vardı. O arkadaşı ziyaret ederken dedim müzeye gitmem lazım. Gittim. Bu ilk dönem, erken dönem resimlerle karşılaştık. Sonra bir koridoru bir döndüm, bir baktım. O size bahsetti. Bruegel'in körleri. Sanki böyle bir arkadaşımla karşılaşmış gibi. Sonra şimdi size başta anlattığım o detaylar, o buydu. Demek o kahverengiydi. O şöyle kırmızıydı diye kendimle konuştuğumu çok iyi hatırlıyorum. Güzel, çok etkileyici. Çok güzel. Şimdi biz resimlerinize baktığımız zaman renk bantları üst üste bindirilerek kullanılmış, yan yana gelerek oluşturulmuş dokular, boyaların açık koyu tonlarını hep bunları izliyoruz. Bir görsel bir yapılanma kuruyorsunuz. Biraz da hani biz bu görseli yakalıyoruz. Siz anlattığınızda nasıl bir
ifadeyle resmi yani, bize açıklarsınız? Resmi tek form üzerinden açıklamak yerine tabii hikayesi var. Yani, tabii ki. Şöyle, ben de klasik bir akademik eğitim aldım. Figüratif bir gelenekten gelerek sonra dönüştü, gelişti, bir yere geldi. Yani şu anki resmimin geldiği noktaya geldi. Ama özellikle 90'lara kadar ağırlıklı olarak figür resmi üzerindeydi. İşte orada daha çok alegorik, sembolik, hazır ne diyelim anlatımlar veya bir sembolün anlattığı bir şey üzerinden kurguluyordum. Ama sonradan fark ettim ki kendi sembollerimi kendimin oluşturması gerektiğini ve onun üzerinden bana işaret veren, başkalarına da o etkiyi verebilecek formlar belki çıktı ortaya. 90'lı yılların başında yavaş yavaş o figüratif dönem değişti ve giderek şöyle anlatayım onu. Ben peyzajı severim, peyzajın içerisindeki figür kompozisyonları severim ama giderek gökyüzüne doğru bir açılım söz konusu oldu. Biraz da bende mistik bir şey var. Yani belki o mitolojilerden de kaynaklanıyor veya biraz da bizim ailemizin daha muhafazakar halinden de olabilir. Bilemiyorum onu. Bir şeye bağlayamıyorum. Ama gökyüzü üzerinden tabii ki kendimizi sorgulamaya, kendimizi aramaya başlıyoruz ya. Resim süreci zaten bu. Tabii. Ve özgürlük alanı arayışı gibi. Yani kendinizi resimde bulma süreci aslında bu. Yani resim serüvenimiz bu. Ben öyle görüyorum. Ve sonuçta o gökyüzü üzerinden bir evrenin varoluşu, işte biz nasıl var olduk? Klasik sorular, klasik şeyler, sorular karşımıza çıktı. Ben oradan göktaşlarına vardım. Nedir göktaşları? Göktaşları bizi var eden şeyin aslında kaynağını içinde tutan tohum aslında. Ben olaya öyle bakmaya başladım ve göktaşları diye bir seriye giriştim. O göktaşların içerisinde hepimizin ne bileyim içinde yaşattığı o mitolojik şeyi de annemiz de, ne bileyim tanrımız da, kültürümüz de, hepsi onun içindeydi ve ben o gök taşlarında gerçekten onu hissederek bir şeye vardığımı hissediyorum. Şimdi burada ben eğer dışarıdan bakıldığı zaman soyut anlatımcı diye belki bir tanımın içerisine, evet, bir izmin içerisine sokulabilir ama ben onu kesinlikle kabul etmiyorum. Tamamen ifadeci bir anlatım var. Yani ben orada gök taşlarında tamamen kendimi ifade eden, kendi varoluşumu ifade eden bir formu yakaladığımı düşünüyorum. Ve böyle bir farazi bir şey yoktu. Fakat sonradan kendimi de çok iyi hissettiren bir şey oldu. Gök taşlarının içerisinde organik formların olduğu ile ilgili böyle bilimsel araştırmalar yapılıp yayınlandı. Evet dedim ben. Zaten buydu zaten. Evet. ve oradan hakikaten o tohum duygusunu hep hissediyorum. Onun için belki taş topluyorum. Nereden besleniyorsunuz yerlerden diye sorsam bilim adamlarını takip ediyorum. Olacaktır. Şimdi... Ama ben Kabataş Lisesi'nin fen bölümü mezunuyum. Yani şeye de merakım var benim. O bilimsel şeyleri de, makaleleri de okurum, ederim. Yani mutlaka öyle bir şey beslenmemiz yok. Gerekiyor. Evet. Beslenmeyle ilgili zaten sorum hemen geliyor. Evet. Şimdi bu Kafkas kültürü de var. Oradan da mutlaka besleniyorsunuzdur. Ve bir cümle okumak istiyorum. Bu sizin sözünüz. Resim beni var eden kaynaklarımın ortak şarkısı diyorsunuz. Doğru, doğru. Bununla birlikte herhalde demin anlattıklarınızda da bu kaynağı bir nasıl vardığımı zaten başladık. Devamını dinleyelim. Evet, oraya nasıl vardığımla ilgili bir anım var. Onu anlatmak isterim. Şimdi evet, bu kültüre hem kendi adanmışlığım da var. Yani ben uzun yıllar Kafkas Kültür Derneği'nde de oldum. Yani folklor oynadım uzun yıllar. 28 yaşına kadar folklor yaptım. Şimdi oradan aldığım bir şeyle bu formu ifade etmek noktasında ilk akademi mezuniyetimde bunları kullanmaya başladım ve bunu yaptığım zaman Cihat Aral hocamız vardır. Cihat Aral Hoca bizim asistanımız da o zaman. Hocalar ne kadar önemli üzerinden gidiyorum gene. Ona gösterdim. Ahmet dedi, çok güzel, okey.
Fakat dedi çok folklorik kalıyor dedi. Yani bunu evrensel resim dili içerisinde ifade etmenin yollarını aramalısın dedi. Bana öyle bir şey söyledi ve ben böyle bir anda kendimi çok iyi hissederken bir endişe... Aslında size bir açılım sunmuş evet. Hoca değil mi? Yeniden evet, sorgulamaya başladı. Evet ama bana şöyle gittim yoldan daha geniş bakabilmem gerektiğini anlattı. Onun üzerine ben 3-4 ay kendimle çok hesaplaştım ve kime sormam lazım, kimle konuşmam lazım bunları hep kafamda taşıyordum. Hilmi Yavuz Hoca bizim hocamızdı, uygarlık tarihi hocasıydı. Ben bir gün derste onu yakaladım, hocam dedim gene aynı şekilde Özer Kabaş gibi. Hocam dedim böyle böyle bir sorunum var. Evet, kültürün içinde olmak, onu ifade etmek, kendimi ifade etmekmiş gibi algılıyorum ama ben resim yapmak istiyorum. Yani evrensel bir resim dili açısından bunu nasıl yorumlarsınız diye. Ahmet dedi, sen yanlış yolda değilsin dedi. Ama dedi bunu nasıl bir araya getireceği konusunda dedi, sana tek bir şey söyleyeceğim dedi. O da Gabriel Garcia Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlık romanı var. Onu okuyacaksın dedi. Bana hap gibi bir tavsiyede bulundu. O zamanlar henüz Nobel'i almamıştı. Yani 1982'den önce bahsediyorum. 82'de aldı yanlış hatırlamıyorsam. Bu konuştuğumuz şey 80'ler aşağı yukarı. Ve aldım o kitabı okudum. Oradaki küçük bir köy gibi bir köyden nasıl mucizelerin doğduğunu, nasıl o fantastik dünyanın gerçekmiş gibi algılandığını ben onu yazı diliyle hissettim, öyle diyelim. Onu ben resmime bu sefer katmaya başlarken o bahsettiğim şeyler, sembollerimi, kendi sembollerimi kendim üretmeye başladım. Öyle gelişti. Sizin sorunuzdaki şey... Evet, hemen, o cümle işte şimdi bütün bunlar, ortak şarkımız evet, oluşturdu. Yani bütün bunlar ben evrensel bir dil yaratayım diye kendime ait olmayan, kendi basmadığım toprakları üzerine hissetmediğim bir duygu üzerinden bir form, renk, kompozisyonu yapmadım, hiç yapmadım. Yani gözümü kapattım, benim resimlerimde hazırlıksızımdır. Hiçbir zaman hazırlığı yapmam, yaptığım takdirde bile yapamam, altından kalkamam. Yolda değişir zaten evet, o. Çünkü, tam bunu merak ediyorduk zaten. Evet. Yani çünkü biz baktığımızda hiç kurgulanmamış evet, gibi. Yani evet, sanki evet, başına geçtiniz ve yürüyüp gittiniz, resmi yani, bitirdiniz. Öyle nereye, bir duygu veriyor. Yani. Nereye size, varacağını bilmediğiniz, evet, kafada nereye varacağını bir bilmediğiniz yola bir yola çıkıyorsunuz evet, ve o yolun size ait yol olmasına sağlaya sağlaya gidiyorsunuz. Bu zaten resmin en heyecanlı ve en özgün kalmanın koşullarından evet, biri evet, değil mi? Yani evet, o en çok hep öyle duyduğumuz, öyle gitti benim resim. Şimdi yakın dostunuz Ruşen Eşref Yılmaz sizin için şöyle bir ifade kullanmış. Bizim çok hoşumuza gitti. Resimleri anı defteri olarak görüyor ve oraya not düşüyor demiş. Ya bu önemli bir şey, evet, sizi ifade eden önemli bir şey. Siz kendinizi de zaten bir anı toplayıcısı olarak ifade etmişsiniz. Demişsiniz ki ben bir anı toplayıcısıyım. Onun için de işte taşlar topluyorsunuz, fosiller evet, topluyorsunuz evet, değil mi? Değişik objeler topluyorsunuz. Ve bu objeler de mutlaka resminize yansıyor. Yani bütün bunların hepsi resminizi oluşturan unsurlardan. Evet, evet. Biraz da bundan söz edelim. Hakikaten anılar, anı toplayıcılığı ve resminiz arasındaki bağ. Şimdi objelerin yansımasından ziyade tabii o anıların ruhunun yansıması hı-hı, demek lazım. Ben yaşanmışlıklara çok önem veriyorum ve kendime göre de bir koleksiyonlar oluşturuyorum. Mesela benim emaye koleksiyonum var. Bir ara 500'ü geçmişti neyse biraz azalttık onları. Yani onlar da o yaşanmışlıkları hissediyorum diye düşünüyorum. Onlar belki bizim her zaman için kendimizi ifade etmeye kalktığımız zaman çocukluğumuzdan bahsetmiyor muyuz? Yani çocukluğumuzdan gele gele işte o zaman kullandığımız annem, babamın mesela kullandığı bir bardak vardı. O bardağı ben 20-30 yıl sonra başka bir yerde buldum ve ben onu bulduğum anda babamı bulmuş gibi oldum. Yani böyle eşleşmeler var. Dolayısıyla aidiyet duygusu o aidiyet duygusunu güçlendiren ve onun üzerinden o ruhu
içime aslında ne diyelim mühürleyen parçalar bunlar. Ve onları bir araya hani şey anlamda sadece obje olarak demeyelim. O ruhsal sizi var eden, onu topluyorsunuz çünkü ona yakın hissediyorsunuz. Diğerini topluyorsunuz çünkü yakın hissediyorsunuz. Bütün yakın hissettiklerinizi yanınızda bulundurmak gibi bir şey. O zaman güvende hissediyorsunuz. Ve onu üzerinden de kendinizi ifade ettiğiniz zaman onu üzerinden zaten kendinizi ifade etmiş oluyorsunuz. O objelerdir, o ne bileyim yaşadığınız o zamanki bir şekilde peyzaj gündeme gelir. O çocukluğunuzda koştuğunuz ne bileyim tozlu, topraklı şeyler, sahalar bilmeden o resminizin arka planına gelmiştir. Ne bileyim bir annenizin başörtüsü orada muhakkak bir yere oturmuştur. Bütün bunlar zaten o anıların bir parçası değil mi? İzleyici de bir samimiyet de dolayısıyla geçiyor siz çizenden, izlerken de. Tabii yani ben tabii resmin bir nasıl söyleyeyim? Bir form olarak tekrarlanabilir bir estetik form olmaktan ziyade içinde ruhu taşıyan ve o samimiyeti taşıyan bir hatıra defteri gibi görüyorum. O çok önemli bir şey. O onunla artık samimi olmayacaksınız da. Neyse ne olacak? Evet. Ben devam edeyim. Buyurun. Ben çok duygusal bakmaya başladım. Evet. Şimdi çok sayıda sergileriniz var. Hepsinde isimleri çok ilginç. Şimdi ufak ufak bu soruyu aslında biraz çözümledik ama toplayarak bir cevap vermek daha güzel olacak sanki izleyiciler için. İsimler göktaşları, magma, ilkler, evrenin oluşumu, iç manzaralar gibi devam ediyor. Eminim sizin de ekleyecekleriniz vardır. Biz bu isimlerden sanki dünyanın varoluşunu sorguladığınız aynen hissiyatına ve düşüncesine kapıldık. Evet. Gerçekten öyle. Değil mi? Şu ana kadar anlattıklarınızda da zaten buna geldi. Ama tam böyle bir derli toplu bu sergilerle ilgili görüşüyor. Yani şöyle, bu resim serüveni kendini arama serüveni diye başta konuştuk. Aslında bütün bunlar o göktaşların içinde de kendimi arıyorum. Daha evet sonra ilkler derken ben kendi ilk oluşumla ilgili şeyleri orada arıyorum. Belki biraz köken mitoloji ilişkisi bir arada sorgulanıyor bu tür resimlerde. Bunların sıralaması var. Mesela göktaşlarından sonra ilkler gelmiş. Göktaşları yeryüzüne düşüyor. Ondan sonra tohum olarak ilkleri oluşturuyor. Bunun içine hala benim resimlerim arasındadır. İlk dağlar, ilk aşk, ilk çiçek, ilk kuş. Böyle isimler koydum. İlk insan, ilk kadın. Böyle isimler koydum. Şeyler var. Onlar sanki bir tohumdan çıkan ne diyelim parçalar gibi. Sonrasında tabii magma diye de kullandığım 2010 yılında yanlış hatırlamıyorsam Kare Sanat Galerisi'nde açtığım sergide magma bizim özümüz, içimiz yani her şeyin harman olduğu bir şey. Bundan daha iyi bilmiyorum kendini ifade etmek adına o konseptten daha iyi bir konsept ismi olsun göremiyorum. Kalbi evet gibi değil mi? Bütün oluşumun yani şey bütün özlerin evet içeride olup içinde toplandığı bir erik çıktığı bir erik evet aynen erik dolayısıyla o beni mesela çok iyi anlatan bir şeydi. Pencereler diye bir sergi açtım. Pencereler benim için dönemlerdi. Yani bir anlamda kendi mini retrospektifimdi öyle diyelim dönemlerimi kapsadı. İç manzaralar var. İç manzaralar tabii ki kendinize bakışı anlatan bir şey ve o iç manzaralar, iç sesler, mucizeler, bütün bunlar hep yaşadığınız, karşılaştığınız, karşılaşmayı istediğiniz belki duyguların hepsini bir şekilde... Ya da çocukluğunuzda size aktarılmış olan değil tabii, mi? O, tabii, yani hep yani, geçmişi arama, kök arama evet ihtiyacı. Ve nitekim karşılaştım da. Yani şimdi bütün bunlar sadece başlık ve isim değil. Tabii ki. Yani tabii, bunlar, mutlaka bunlar bana hakikaten hem dönem yaşattılar hem o mucizeleri yaşattılar. Yani süreç içerisinde belki akademik olarak o eğitimle olması gerekenler üzerinden hep kendimizi bir yere hazırladık gibi hissediyor olabiliriz ama sonuçta ben çok güzel mucizelerle de karşılaştım. Özellikle o yurt dışındaki sergiler olsun, ondan sonra ne bileyim bazı resimlerde yaşadığım duygular olsun bir hakikaten mucizeydi. Ve iyi ki bu işi yapıyoruz dedirttiren süreçlerdir. O beslenme olacak çok önemli. Evet.
Şimdi Göktaşları bir isimli çalışmanız Moskova Modern Sanatlar Müzesi koleksiyonuna girdi ve burada ilginç olan asıl bu müzedeki tek Türk sanatçısınız değil mi? Evet, öyle görünüyor. Biliyoruz evet, biz. Evet. Nasıl gelişti bu süreç? Nasıl o müzeye girdi? Evet. Sonrasında neler oldu? Hani böyle bir o bu süreci de dinleyelim. Şöyle 1998 yılında gene Kafkas kökenli olmamın avantajları diyelim. Çok önemli dostlarla tanıştım ve Mihail Shymyakin diye çok önemli bir Rus ressam vardı. Amerika'da yaşadı. Fransa'da şu anda atölyesi var. St. Petersburg'da da vakfı var ve Rusya hükümeti şeylerden Naizvesti diye bir önemli heykeltıraş vardır. O dönem Sovyet sistemine karşı çıkan aykırı sanatçılardan birisiydi. Dışlandılar, sonra gerçekten şu anda sahiplenilen en önemli sanatçılardan birisi. Onlarla yakın dostları olan arkadaşlarımız vardı. 1998 yılında Venedik Karnavalı'nda o sanatçının bir heykelinin açılışına davet aldım ben. Ve o açılışa gittik ve birçok sanatçıyla karşılaştık, tanıştık. Ve onun üzerinden bir Moskova sergisi planı gelişti, projesi gelişti ve Moskova sergisini 2003 yanlış hatırlamıyorsam 5 yıl sonra oldu. Ama o arada Moskova'ya gittim geldim yani. Öyle... Yani aslında bir davet size bambaşka evet, kapılar. Tabii karşılaşmalar. Ben tırnak içerisinde karşılaşmalara çok inanıyorum ve onlar sizin kaderinizi çiziyor zaten. Sonuçta o sergiyi açtığımız zaman Slava Len diye çok önemli bir sanat eleştirmeni de o 98'deki o etkinlikte birlikte olduğumuz birisiydi. Benim hakkımda çok güzel bir yazı yazdı. O yazı üzerine orada Seritelli dediğimiz çok önemli bir oranın ne diyelim önemli sanatçı kuşağının bir temsilcisi olan kişinin kurduğu özel bir müze bu. Moskova Modern Sanatlar Müzesi. Ve oraya tavsiye üzerine alındı o resim. O şekilde gelişti. Gurur ve benim için çok önemliydi. Tabii. Evet. Hikayesi mucizeymiş. Bu yani. Mucizeymiş işte. Evet. Şimdi resimlerden biri de küratörlük tarafınıza geçelim birazcık diye düşünüyorum. Biri bizim ilgimizi çekti. Siz anlatacaksınız zaten. Fazıl Hüsnü Dağlarcan'ın için Beşiktaş Belediyesi tarafından yapılan Resim ve Sesim, evet, değil mi? Evet. Sergisinin küratörlüğünü yaptınız. Biraz orayı anlatır mısınız bize? Bu çok ilginç bir küratörlük. Şöyle küratörlüğü ben şöyle algılıyorum. Enerji paylaşımı olarak. Aslında küratörlük gibi bir şey üzerinden ben sanatçıları buluşturup o ortak enerjilerden kendim güç alıyorum. Öyle söyleyebilirim. Bir de yoksa bir dayanışma oluşuyor. Dayanışma. Çünkü sanat ortamında bu tür dayanışma sanatçıları desteklemek ve birlikte olabilme şeyi çok fazla yok. Ve herkes kendi kabukları içerisinde hem kendi sorunlarını yaşıyorlar ama birbirlerine de değmiyorlar. Dolayısıyla ben o değmeyi çok istediğim için o tür organizasyonları adı küratörlük olabilir, sergi organizasyonu olabilir, sergi komiseri olabilir. Ben onu bildiğimiz klasik anlamda küratörlüğün ötesinde bir birleştirici bir şeye vesile olmak gibi algılıyorum. Ve onun üzerinden gelişmiş çok güzel etkinliklerde de hep beraber olduk. Mesela sadece o değil, karşılaşmalar yeni bitti. Mesela geçen hafta 8.'si gerçekleşti. O da 15 yıllık. Ara ara yaptığımız etkinlik. Sınırsız. Bu bir proje yani. Proje ama gene de aynı amaca hizmet etmesi için tabii, yaptığımız mutlaka bir şey. Ben sanatçıların kendi aralarındaki bu ilişkilerin hem kendilerine hem de onu düzenleyen kişiye enerji verdiğine inanıyorum. Ve bu dayanışmada şunu gözlemlemelerini veya algılamalarını istiyorum. Aslında sanatçı sanatçıdan besleniyor. Etrafımızda evet çok sanatseverler, bizleri sağ olsun destekliyorlar ama onun derinlemesine, onun dilinden anlayan, o şekilde onun ruhuna hitap eden tek kişi o meslekteki olan insan. Dolayısıyla bunların kendi dayanışmalarının getirdiği enerji çok daha büyük. Çok öyle daha büyük diyeceğim. Ama genelde de çok eksik.
Yani bu yani Türkiye için çok fazla nasıl söyleyeyim farklı algılanıyor ama benim algı biçimim böyle yani. Bu tabii doğrusu evet, bu şimdi da. Yani. Yani birleşerek, güçlenerek evet. Aslında çoğalabiliriz. Evet. Birleşerek yol almak önemli. Şey olarak değil, sayısal olarak değil. Tabii güç kazanabiliyoruz, enerji kazanabiliyoruz. Tamamen öyle. Yani üretimin üst düzeye, kaliteye ulaşması. Şimdi buradan bir kere sanatçılarla bağlantı kuruyorum. Sanatçıların işlerini tanıyorum. Sanatçıların duygularını biliyorum. Onlarla birlikte oluyorum. Yemek yiyorum. Ne bileyim birlikte seyahat ediyorum. Hepsini topladığınız zaman bir çok özel bir alan yaratıyorum aslında. Yani evet, oradan da besleniyorum. Müthiş bir beslenme. Ve, tabii, doğru. Ve bu benim yaşam biçimi haline de dönüştü aslında. Ne güzel. Keşke evet. Bütün sanatçılar evet. Bunu yapabilseler, yapmayı isteseler. Evet. Şimdi yıllardır uluslararası fuarlara katılıyorsunuz, sergiler açıyorsunuz, birçok ülkeye gittiniz. Biz bunları yakından takip ediyoruz. Şimdi bunları yapmış bir sanatçı olarak Türkiye'deki sanat ortamı, sanat fuarları, bienaller hakkında neler söylersiniz? Bir onu istiyoruz dinlemeyi. Bir de dünya kültürleriyle siz çok ilgilisiniz aslında ve bunu önemsiyorsunuz. Evet. Neden dünya kültürleri bir sanatçı için önemli? Evet. Şöyle uluslararası sergiler tabii ki sanatçının izlemesi gereken sergiler. Yani bunlarla bienalleri izlemeniz lazım. Uluslararası sergilere katılmanız lazım. Çünkü koordinatlarınızın ne olduğunu ancak o şekilde görebilirsiniz. Yani kendinize yukarıdan bakmanın bir yolu aslında. Dolayısıyla kendi ekseninizi etrafında kendinize yaratacağınız merkez değil. Siz oradan kendi varlığınızı ve anlamınızı çok daha iyi algılayabiliyorsunuz. İşte bu tür sergiler buna yarıyor diye düşünüyorum. Şimdi bir de seyahat imkanları tabii ki eskiye oranla çok daha fazla mümkün olabildiği için geçmişten de benim uluslararası katıldığım workshop diyelim Azerbaycan'da Bakü'ye gittim 93 yılında. O zamandan beri belki 30'a yakın bir etkinliğe katılmışımdır, davet edilmiştir. Şimdi başta bunları çok isterken şimdi davetler gelmeye başladı. O davetler birçok dostlukları getiriyor ve o arada kendi resminizi birileri bir yere koyuyor. Siz kendinizi bir yere koyuyorsunuz, kendinizi ölçüyorsunuz o anlamda. Neredeyim? Ben? Evet, bu işe yarıyor. Buradaki kişisel duruş da çok önemli değil mi? Burada bu ölçümleri yaparken. Yani burada ben... Kendi iç egolarına vesairelere teslim olup... Gerçekten uzak değerlendirmelerden bahsetmiyorsunuz. Evet, yok. Son derece gerçekçi, ayağı yere basan. Yani şöyle olmak zorundayız. Yani genç sanatçı, işte duayen sanatçı, akademik sanatçı, bütün bunların devreden kalktığı bir ne diyelim? Serbest alandasınız ve oradan genç sanatçı şu anda yeni tekniklere çok vakıf. Ben oradan çok şeyler öğreniyorum. Ne bileyim, onların da bizden öğrenecekleri çok şeyler var. Ama belli bir hiyerarşi ve ego şeyini yaratmadan bu ortamları bulmak lazım. Ben biraz bulunduğum ortamlarda da bunu böyle yaşamak istiyorum veya böyle bir ortamı yaşatmak isteyenlere de çok müsaade etmiyorum, öyle diye. Aslında sanat ortamını özgürleştirmek lazım değil mi? Yani olabildiğince kalıplardan kurtarmak, klişelerden kurtarmak. Bir bahçede gezinmek egodan... gibi bir şey yani. Falan çiçek çok değerlidir. Falan çiçek işte daha uzun yaşar değil. Bütün çiçekler kendince o bahçeyi yapıyor mu? Hı hı. O zaman o bahçede dolaşmanın keyfini yaşamamız lazım. O zaman bu dediğiniz kriterlerden öte kim olduğundan çok yapılan işin kalitesine göre de bir fırsat eşitliği sağlanması gerekecek boyutta olması gerekiyor. Ama şimdi bu biraz dışarıdaki gözlemlerinizden Türkiye içerisindeki yapılan işlere de bir karşılık anladım. Görüş alalım. Çünkü tamamen o vizyonu koyduk. Beklenti konuldu. Evet. Mevcudu bir değerlendirelim sizin ardınızda. Yani benim kendi deneyimlerimde eğer ne kadar açılabiliyorsak açıldığımız takdirde kendi değerlerimizin farkına varıyoruz diye düşünüyorum. Türk sanatçısı diğer ülke sanatçılarından hiç geride değil. Hem teknik olarak, hem anlayış olarak, hem derinlik olarak çok önemli
noktada bence. Biraz o özgüvenin bir şekilde sağlanması lazım. O da ortak sergiler yapmak, ortak organizasyonlar yapmak şeklinde olmalı. Ben Türkiye'de yapılan bu özellikle biraz İstanbul temelli oluyor ama o yoğunluğu başka ülkeler çok arıyorlar şu anda. Yani biz çok iyi bir yerdeyiz, çok iyi bir noktadayız. Çok güzel sanat ortamı içerisinde onu yaşayan bir şehirdeyiz yani. Onun peki Türkiye'deki fuarlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani evet onu konuşmadık. Şöyle toplamda buraya doğru geliyoruz çünkü. Şöyle TÜYAP'ın ilk kuruluş döneminde Plastik Sanatlar Derneği vardı. Ben de o zaman Plastik Sanatlar Derneği'nin yönetim kurulunda olduk o zaman. İlk açılım buydu. Çok gerekliydi. Ve oradan bugüne biliyorsunuz Contemporary İstanbul çıktı. Birkaç geçmiş dönemde birkaç fuar arayışları da vardı. Hala da var Ankara belki. Ankara çıktı. Ankara var. Evet. International var sanıyorum. Vardı şimdi 2 yıldır yapmıyor bunu. Bütün bunlar çok önemli platformlar. Sanatçının kendini göstereceği, hem ulusal hem uluslararası alanda kendini göstereceği çok önemli platformlar. Yeni tekniklerle karşılaşıyoruz. Yeni bakışlarla karşılaşıyoruz. Resmi, başkaları ne yapmış onu bir de resmin tanımı, resmin algı biçimi değişti. Yani artık resim demiyoruz. İş diyoruz, sanat eseri diyoruz. Artık bütün olay da bu şekilde algılanıyor. Dolayısıyla bu algıyı bize sağlayan bu tür fuarlar, bu tür etkinlikler diye düşünüyorum. En son Contemporary'i izledik. Evet çok eleştiriyorum ama çok gerekli bir yer. Tabii gerekliliği olması gereken bir yer. Ama olumlu eleştirilerle geliştirilmesi gereken. Her konu yani öyle. Her olmak konu durumunda zaten. Evet. Her konu öyle. Şey çok sorunları vardı bana göre. İşte günümüzde kıymetli bir nokta. Çok çünkü kıymetli. Çünkü fazla alternatif yok. Üretemiyoruz. Evet, evet. Yani ben oraya girdiğim zaman orada görmem gerekenleri görüyorum. Eleştirmem gerekenleri de eleştirebiliyorum. Demek ki ben o dünyanın insanıyım dedirttiren bir vaha aslında. Bakarsanız o İstanbul demeyeyim, Türkiye'nin yaşadığı o sorunların içerisinde o bir vaha. Onun kıymetini bilmemiz lazım. Ben fuarları çok olumlu buluyorum her yönüyle. Şimdi yavaş yavaş sonuna geldik. Son birer sorularımızı sorup aslında benim son sorum uzun uzun açıklanmış oldu. Ben bir daha dönüp aynı şeyi sormak istemiyorum. Çünkü Türkiye, yurt dışı, sanat ortamını konuştuk. Peki. Evet. O zaman son soruyu ben sormuş olayım. Şimdi siz yıllarca Resim Heykel Müzesi'nde, Mimar Sinan'a bağlı değil mi? Evet. Resim Heykel Müzesi'nde 85-97 yılları arasında çalışmışsınız. Evet. Şimdi o zaman böyle bu kadar önemli bir müzecilik geçmişi olan birine sormadan olmaz. Evet. Bunu soralım mutlaka. Türkiye'deki müzecilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Müzeciliğin biliyoruz ki çok ciddi sorunları var Türkiye'de. Evet, evet. Yani eserlerin seçiminden saklanmasına, sergilenmesine kadar. Evet. Ne durumda, ne yapmak lazım? Hani sizin düşünceleriniz önemli bizim için. Ben tabii ki bir dönem kendimi müzeciliğe adamış bir kişiydim. Hı hı. Öyle diyeyim ağırlıklı olarak orada. Çünkü sanatı üreten kişilerin hem kendilerinin ruhlarının olduğu hem de resimlerin veya objelerin olduğu bir yer. Dolayısıyla bununla ilgili aslında en gelişmesi gereken yer olarak da Türkiye'yi görüyorum. Çünkü her açıdan Türkiye bir cennet. Arkeolojik açıdan bakalım, Resim Heykel Müzesi'ni bırakalım. Yani her bastığımız toprağı kazdığımız zaman muhakkak bir şey çıkıyor. Kat kat uygarlık. Evet, uygarlıklar çıkıyor ve inanılmaz değerde işler. Ben geçen gün Alanya'da geçen hafta olduk ve bir kazı yerini ziyaret ettik. Her şey ortadaydı. Side'nin etrafındaki kazı alanlarında. O kadar çok müzeye ihtiyaç var ki, o kadar çok onların saklanması değil, var. Korunması, gösterilmesi, envanteri, bütün bunlar çok önemli. Resim Heykel Müzesi biliyorsunuz Türk resminin kaynak müzesi her yönüyle. Bu kurulduğu dönemden itibaren sadece Cumhuriyet döneminin değil, daha önceki ilk örneklerinde Şekerahmet Paşa'dan
Hüseyin Zekai Paşalar'dan tutun, daha erken dönem hatta, yabancı olsun, Levanten olsun, birçok ressamın resimlerinin bulunduğu bir yer. Bununla ilgili, yani benim bulunduğum dönemlerde çok idealist bir şekilde hemen İtalya'dan dönerken çok projelerim vardı. Onları da merhum Berkıs Mutlu'ya böyle kalın bir dosya içerisinde vermiştik. Ama o dönem bazı şeylerin oturmadı. Piyasanın işte sahtecilik olayları vesaire şeyler üzerinden de dönüş farklı noktalarda olduğu bir zamandı. O organizasyon o zaman yapılamadı. Ama şimdi özellikle İstanbul Modern kuruluşundan sonra, Pera Müzesi'nin kuruluşundan sonra, Sakıp Sabancı Müzesi, işte Sadberkan'ın Müzesi'nden sonra o müze kendini yenilemek, yeni bir şekilde kendini var etmek durumunda kaldı diyeceğim. Şartlar onu getirdi. Şu an yeni müze binası yapılıyor biliyorsunuz. Evet. Yakında açılacak. İnşallah. İnşallah. Açılacak. Yani açılmak zorunda zaten. Bir zamana yayılmış. Evet, bazen sorunların olduğunu duydum, evet. Ama sonuçta açılacak zaten. Ve bundan sonra bence Türk resmi klasifikiye olmuş bir şekilde karşımıza çıkacak. Çok olumlu bir şey. Geç kalmış bir şey. Evet. Ama yani bir türlü, evet. Avrupa seviyesine ulaşamadık. Evet, ama o kaynaklar bizim için değerli. Eğer geç de olsa, oluyor ise desteklemek lazım. Evet. Vallahi çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yani anıları önem veren biri olarak, Beyaz Tuval olarak da biz o anıların içinde bir yere birazcık böyle kaldıysak ne keyifli bir an olacak bizim ben için. Ben çok memnun oldum. Sizinle beraber olduğum şimdi için. Şimdi programımızın bir sponsoru var. Ponart. Ponart size, sanatçılarımıza bir böyle küçük armağan hazırladı. Bir eskiz defteri. Böyle 3 farklı boyda da Ponart fırça. Peki. Bol bol üretim inşallah. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, bir programı daha sonlandırıyoruz. Sponsorumuz Ponart'a ve O Gün TV yayın ve çekim ekibine çok teşekkür ediyoruz. Sanatla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.